Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 27 Ekim Cuma İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. İstanbul'da 10 koşulu bir programımız var, 2 altınımız olacak. Tüm yarış severlere bol şanslar diliyorum. Videomun altına beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Bursa koşullarını yorumladık. Ee, orada bir tane banko çıkartabildik. Bakalım e, şans bizden yana olur. Bursa gerçekten para verecek bir program. İstanbul'a yana baktığımız zaman e, yani cazip bir program gibi görünüyor. Bakalım inşallah verdiğimiz safkanların ayakları düz basar. Evet birinci koşuyla başlayalım. Birinci altılık ayanımız saatlerimiz 16.45'i gösteren Meydin bir koşuyla startı verilecek. 3 yaşlı Araplar 1500 metre sentetik kuma çıkıyor. 10 safkanımız yer alıyor. 4 ile 9 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacak. Evet ben bankoyla başlayacağım, müttefik diyeceğim. Ben Verat abi işte yani yaptığı son çim işinde kısa bir mücadele içerisine girmişti. Ee, kısa mesafede koşmuştu. 1400 metre koştu ama bir türlü çimde tutunamadığını gördüm ben bu safkanın. Şimdi ilk defa sentetik kuma çıkacak. Ben Verat abi işte bu sefer fotoyu önde geçmesini bekliyorum. Meydana veda edecektir diyorum vere 5 dolu müttefik benim banko ismidir banko olarak değerlendireceğim. İkili için 2 iki nolu İbo canım diyeceğiz. Ve de 9 dolu Asuman Hanım ekürleri de ikili için değerlendirebiliriz. 5 müttefik bankom olacak birinci koşta. Evet ikinci koşu şartlı 4 iki yaşlı İngilizler 1400 çim 5 safkanımız yer alıyor. Birinci beşli gayanımızda bu koşu itibariyle başlayacak. Evet koşuya şöyle gözümüzü çevirdiğimiz zaman 2 3 4 1 yani gerçekten süratli gidecek bir koşu bakalım hangisi liderde alacaktı büyük ihtimalle. Yani Özcan Yıldırım'la bir nolu safkanımız alacak gibi görünüyor. Tabii ki iki de alabilir. İkisi de hızlı bir çıkış yapacaklardır. Ee, yani koşuyu izleyeceğiz. Yani bu grupta hemen hemen tüm safkanlar ilk defa beraber koşacak diyelim. İsyan Arzum'la Fomus bir kere beraber koşmuşlardı. İsyan Arzum o koştu üçüncü. Ee, ve Fomus da yedincilikte ayrıldı. 1200 metre sentetikte. Ee, evet burada yani 2 ve 1 arasında ben gidip gelen bir koşu olduğunu düşünüyorum. 2-1 diyerek buraya da iki safkanla geçmeyi planlıyorum. Evet geçelim üçüncü koşu birinci dörtlük ayımız başlıyor bu koşuyla şartlı 3-1 mücadele 3 yaşlaraplar 1600 metre çim yeni safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada Gökhan Kocakay eşliğine Akter Tay e, yani çıkıp liderliği alıp bir soğukta bitirebilir. E, yaptığı son e, çim işinde meydana veda ederken bu mesafede çok çok başarılı bir koşu sergilemişti. 3 benim ilk tercihim olacak. İkinci atımızda burada Altınoğlu hızlı ayak Verat Abiş eşliğinde 1 ve 2 ile bu koşuda eksik etmeyeceğim. 3 Aktertay Gökhan Kocakay'la yani 1-2 adım önde tutsam da 6-1 ve 2 diyerek buraya da 4 safkanla geçmeyi planladım. Evet geçelim 4. koşu. 7. plasa ve 1. üçlük gayemiz bu koşuyla başlayacak. 10 safkanımız yer alıyor. 3 ile 8 nolu safkanlar ekürü olarak piste çıkacaklar. Evet koşuda bir nolu kerpişli yani zaman zaman gerçekten çok çok iyi koşular çıkarttı Kerpiçli. Son çim yarışında da aynı şekilde İstanbul'a 1200'de harika bir koşu çıkartmıştı. Yine e, Tolga Yıldız'la ikinci kez buluştu kul var bir yani bu grupta en seri safkan olarak onu gördüm. Tabii Kara Nezir yani 5 nolu safkanımız olsun 8 yani buna eşlik edeceklerdir ama ben birden e, yani liderliği alacağını düşünmüyorum. Benim ilk tercihim bir kerpiş diyeceğim ilk tercih. İkinci atımız Altınoğlu Safkan Koçerim. Sonradan Yeninoğlu Safkan'ı e, Mahmut Usta diyeceğiz. Saadettin Boyraz'la ve de İkinoğlu Cevdet Bey diyerek burayı da dört Safkan'a geçme planladığım bir koşu. 1-6-7 bir, ve iki şeklindedir dördüncü koşumuzdaki sıralamamız. Evet geçelim. Beşinci koşu ikinci altılı gayemiz başlayacak. Tu Tulga 160 koşusu kısa vali 7. Dişiler aması 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 çime çıkacak. 9 safkanımız yer alacak. Evet koşuya baktığımız zaman yani burada 7 nol safkanımız bu grupta ilk defa start alacak. Yani hemen hemen e, bazı safkanlar 4-5 sefer beraber koştular. E, yani şey bir koşu yani şöyle söyleyeyim ben 3 atla geçme planladım bu koşuyu. Ee, aslında zor bir koşu da e, tabii ki ilk tercihim 8 nolu safkanımız Salis Karataş şimdi 3'te 2 yaptılar. İstanbul Ankara'da e, çok çok başarılı koşular çıkarttı. Sonra grup 3'te işte bir derecesiz olarak pistten ayrıldı. Yani 14 safkanda 13. olarak Görkem Özçek yani grup o gün onun için hiç o kadar e, iyi bir grup değil. Uluslararası İstanbul koşusunda. Yani ağır gelmişti. Ee, sonra çıktı sentrikte 1200'e. Güzel bir ikincilikle taşlandırdı Görkem Özçelik'te. Şimdi Halis Karataş'a tekrar teslim edilen 8. Benim ilk tercihim, ikinci atım bir nolu Safkanımız Libertalia. Müslüm Çelik eşliğinde ee, Mustafa Çiçek, özür diliyorum. Ee, i̇yi koşacaktır. Ve 3 nolu Safkanım Gökhan Kocakaya'yla etkili bir performans gelecektir. Bir kere zaten içimde koştu Ahmet Çelik eşliğinde. O gün için iki, e, yarış hayatının ikinci startıydı. Şimdi tekrar Çim'de e, boy gösterecek. Yani baktığımız zaman Santrik'te gerçekten çok çok başarılı bir safkan. E, ben yarın Çim'de de e, iyi koşacaktır. Üçü de eksik etmeyeceğim. 8 bir üç. Beşinci koşu ikinci altılı ayımızın başlangıç ayındaki sıralama. Evet geçelim. 6 koşu handikap on beş. yaşlı İngilizler. Bin dokuz Çim dokuz safkanımızın ...mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya... ...baktığımız zaman yine bu koşuda... ...bir tempo olacak gibi görünüyor. Yani 1 ile üç nolu oldu safkanımız. Ama o kadar bir süreli... ...bir tempo görünmüyor tabii ki. Liderliği izleyip göreceğiz. Kim alacak? Son yaptığı... ...çiminde... ...2010'da ondan önce kazanmıştı zaten... ...Şartlı 19'da. Handikap... ...16'ya gelince güzel bir ikincilik elde etti... ...Hakan Yıldız'da. Yani... Bomboş ile start aldı. Yani kazanacağı bir koşuda ikincilikle ayrıldı. şimdi Mustafa e ilk defa deklere görüyoruz. Eee Makehawk 3 nolu sakko benim ilk tercihim. ikinci atım 5 nolu sakko Veratavish ile 4 6 1 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu 6. koşumuzda. Evet geçelim 7. koşu Handikap 22 3 ve Kore İngilizler 1600 çim 6 safkanımız yer alacak 2. dörtlü gayemiz bu koşuyla baş, başlayacak. Evet koşuya baktığımız zaman istikrarlı bir safkan o da 3 oldu, oldu safkanımız Gökhan Kocakay ile 2 iki yaptı 1900'ü e, kazanmıştı hatta bir iki boyla geç çıkmıştı Gökhan Kocakay ile son işinde yine Gökhan Kocakay ile yine geç çıkış yapıp koşu e, birincilikle taşlandırdı. 1400 sentetikte şimdi 1600 metre Çime çıkacak ee, Yine iyi bir koşu gelecektir Yani yine 2-3 boy belki 5 boy Geç çıkabilir ama Yine koşun en şanslı ismi olacaktır 3-2. atım 5-0 Best of Canan Müslüm Çelik'le Ve de 1 nolu Çakır Dağlı Diyeceğim ben bu koşu için Sevgili dostlar Evet sıralamamız 5-3 ve 1 Şeklinde oluştu 7. koştaki sıralamam Evet geçelim. 8 koşu Ramazan Kaya Koşusu. Saygıyla anlıyoruz, rahmetli anlıyoruz. Ee, sevgili dostlar. E, nur içinde yazsın. Kısa vade 8, 4 Kore Araplar 1600 1600'cüme çıkıyor. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. ikinci üçlük ayarımızda bu koşuyla başlayacak. Evet e, ben burada bank olarak kuponumda yer vereceğim. E, bir tane safkan var. E, yani hangisi olacak? Belki tahmin... E, etmişsinizdir. Kıyıcı değil. O da topaz gir diyeceğim ben sevgili dostlar. Yani e, çıkıp liderle alacağı güzeli buna eşlik edecektir. Ama Alice Karataş da e, belki e, ikinciliğe de yatabilir. Yani burada kıyıcı müthiş işler imza attı. Bursa, İstanbul, Grup bir, Grup ikilerde mücadele etti. Sonra 175 günlük bir araya girdi. Mustafa Çiğe yine teslim edildi. Yani sonları gerçekten müthiş aksiyonla gelen bir safkanımız ama ben topaz giz kenara çekileceğim. Yarın ben banko olarak tercih yapacağım. 1 ile 3 pardon 1 ile 2 nolu sülümke. 1 ile 2 nolu safkanları da ikili için değerlendireceğim. 8 Topazgir benim yarın banko ismimdir. Evet geçelim 9. koşu. Meydan 3 yaş şaraplar 1500 sentetik kum. 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da koçta ilk tercihimiz ee, burada ben 11 nolu sakını ığdır kızı diyeceğim ben. Ee, yani yaptığı son işinde derecesiz olsa da yani Vera tabii işte de, e, derecesiz kalmıştı. Yani o koşta derecesiz olması nedeni de start verildiğinde e, Iğdır kızı e, biliyorsunuz e, üstünden e, Vera Tabiş'i düşürdü. Hemen e, bariyer tarafına çıktı. Verada, yani 10 metre gitmeden Veratabiş üstünden düşürdü Iğdır kızı. O gün içinde bizim de kuponumuza gerçekten çok güvendiğimiz bir safkandı. Hatta kazanmaya yakın da görüyordum ben bu safkanı. Ee, Veratabiş düşürünce maalesef olmadı. Ee, ben şimdi e, tekrar e, yani e, piste çıkacak Galip Kıyak'la e, şimdi buluştu ikinci kez. E, ben Iğdır kızına başlayacağım. Benim ilk tercihim olacak. ikinci atım Altunoğlu safkanımız Mehmet Bey. Tolga Yıldız eşliğinde 9 nolu safkanımız Görkem Özçelik'te ve de 7 nolu Melih Ali'deceğiz. Bu koşu için Eray çizik eşliğinde piste çıkacak. 11 6 9 ve 7 şeklindedir 9. koştaki sıralama. Evet geçelim 10. koşu şart e, satış 1 4 ve koru Araplar 1400 sentetik kum. Evet kalabalık bir grup 18 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada ilk tercihimiz 5 nolu Keleşan diyeceğiz Zehran Aktu eşliğinde. 11 nolu Son Demir Kır Adem Aslan'la 4 nolu Salkom Eda Yap ve de 18 nolu Asteroid ile dikkat diyeceğiz. Halil Yol Açıcı eşliğinde 5, 11, 4 ve 18 şeklinde oluştu sıralamamız sevgili dostlar. İstanbul programımızın son ayındaki sıralamam. Evet Bursa'na aktaracağım İstanbul programında bu şekildeydi. Yazdığımız safkanların ayakları düz bassın diyelim. Verdiğimiz safkanların da ee, gayen olsun. Allah ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Hem Bursa hem İstanbul programı için. Allah ısmarladık.